değil de çiftçisini, üreticisini yakından ilgilendiren çok önemli bir seçim. Dediğimiz gibi Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Talha Üzer günün içinden özel programının konu oldu. Biz açıklamamızı yaptıktan sonra resmi tarihi bildirdiler, 12 Mayıs. Yani resmi tarihi neden saklama gereği duydular Talha Biz Bey? Biz buna bir şey bulamadık. Bir anlam veremedik anlamı mi diyorsunuz? Veremedik. Niye derseniz, çünkü 35 bin, 36 bin civarında Ereğli, Karapınar, Karaman ve köylerinden oluşan bir üyenin, çok büyük bir üyenin sahip olduğu bir kooperatifin böyle bir baskın seçime gitmesinin altında biz de neden arıyoruz. Çalışmalarını değerlendiren Talha Üzer, mevcut başkan Mustafa Akbel'in kendisi hakkındaki rant mı elde edecekler iddiasını yanıtladı ve sözlerine şöyle devam etti. Geçtiğimiz günlerde karşınızdaki aday Duran Özbudak seçim bürosunu açtı ve şu an Pancar Ekicileri Kooperatifinin mevcut başkanı Mustafa Akbel tarafından hakkınızda söylenilen bazı iddialar var. Ben bu iddiaları sormak istiyorum. Mesela dedi ki bunlar kooperatifin malını mı satacaklar yoksa bunlar kooperatife mal satıp kendilerine rant mı sağlayacaklar dedi. Hakkınızda bu tür iddialarda bulundu. Ne diyeceksiniz bu iddialara? Bu iddialara şöyle bir cevap vereceğim. Biz yönetim seçip yönetimden başkan adayı çıkarmayacağız. Demek ki karşı grupta böyle düşünceler var. Biz direkt yönetim kurulu başkan adaylığı adı altında diğer kalan 4 tane de yönetim kurulu aday arkadaşlarımızla beraber bu göreve talip olduk. Hiç kimse Ereğli'den Panko Birliği götürme gibi, merkezini buradan taşıma gibi veyahut da başka bir yere gönderme gibi niyeti yok. Evet. Bu soruyla dün de ilevesi gün Karapınar'da yaptığımız bir açılış konuşmasında da bu soru bana soruldu. Benim yönetimimdeki Karaman Ziraat Odası Başkanımız da bu sorunun cevabını verdi. Biz kirli hesaplar içinde mevcut yönetim gibi değiliz. Bizim başkan adayımız da belli, yönetim kurulu arkadaşlarımız da belli. Başkan ben olacağım, yönetim kurulunda da az önce isimlerini saydım. Çok değerli kardeşlerim, abilerim olacak. Öyle bir düşünce yok. İkinci konuya gelince burada benim zirai ilaç bayimle dolayı kendilerine rant mı sağlayacak? Karapınar'daki yönetimdeki arkadaşlarımızla da ilgili Mustafa Bey böyle bir ithamda bulundu. Karapınar'daki arkadaşımızın biri traktör bayisi, biri de emekli bürokrat, şu anda da çiftçilik yapıyor. Öyle bir kaygılar yok. Allah'a şükür yönetimin ve kendimizin kooperatifin bir lirasına tenezzül edecek bir pozisyonumuz da yok, durumumuz da yok. Elhamdülillah hepimizin de ekonomik durumu gayet yerinde. Hiç kimse ekonomisiyle falan övünmesine de ben taraftar değilim ama böyle ithamlar yapıldığında da biz de kendimizi söylemek zorunda kalıyoruz. Evet, yani bizim amacımız hizmet diyorsunuz bizim değil mi? Bizim amacımız hizmet. Kooperatifin bir lirasını, çünkü orada yetimlerin bile hakkı var. 35 bin, onu da ortalama 3 kişiyle çarparsak 105 bin kişinin hakkını hiç kimseye yedirtmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Böyle insanlar da değiliz. Böyle bir oluşum içinde de değiliz. Benim yönetimimde kooperatifi alırsak müteahhit yok. Kooperatifin yaptığı işlerle pancar söküm veya yükleme mouse aletlerimiz yok. Benim eşim avukat değil. Kooperatifin avukatı kimin olduğunu da soruyorum. Şu andaki karşımdaki rakip Hacı Duran Özbudak Bey'in hanımı da kooperatifin avukatıdır. Bunu da çiftçilerimizin hepsi bilmesi gerek. Bizim pancar ekicileri kooperatifimizin ana sözleşmesinde kooperatifle aynı iştirak içinde bulunmamaları gerekiyor. Benim zira ilaç bayimden dolayı diyorlar ki işte kendi malını oraya satacak veya üreticiye, çiftçiye mal sattırmayacak. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Ereğli, Karapınar, Karaman gibi çok büyük bir coğrafyada yapılan tarımda hiç kimsenin gücü, ne pancar kooperatifinin ne benim gibi özel teşebbüslerin hiçbirinin gücü çiftçiye hizmet yapma noktasında yetişmez. Ama hepsinin de başında Panko Birlik olması gerekir. Panko Birlik piyasaya regüle ederken kısmen regüle etmemesi gerekir. Mısır tohumu birçok çiftçilerimizden biz köy gezileri yapmaya başladık. Köy gezilerimizde de bize seslenişlerde bulunuyorlar.
piyasada çok fazla satılan mısır tohumundan maalesef bizim kooperatifimiz çok cüzi bir miktarda getiriyor, ondan sonra yok diyor. Evet. Dayatmaya yönelik bir satış yaptıklarını söylüyorlar çiftçilerimiz. Ve de satılan ürünlerin adını, sanını bilmediklerini söylüyorlar. Gübrede büyük bir sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Ha, biz bunları daha iyisini, en iyisini ve en kaliteli ürünleri en ucuz girdiyle çiftçimize sağlamak istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Evet, yani yandaş malı mı satıyorlar? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yandaş mal demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Yani bir iddiada bulunursanız kanıt olması lazım. Kanıt olmayan hiçbir iddialara da ben diğer yönetimdeki arkadaşlar gibi çıkıp da ortaya konuşmam. Ama marka olan bazı ürünler var. Benim mesleğim bu. Ben ziraat mühendisiyim. O ürünlerden kooperatifimiz bünyesinde gübre tarzında, yem tarzında olmadıklarını çiftçilerimiz bize söylüyor. Ben de kooperatifin kendim de alışveriş yapan bir çiftçisiyim. Evet. Ben de bazı ürünleri istiyorum. Yok ya, bu gübreyi de biz analiz yaptırdık. Bu gübre de değerli diyorlar. Değerli olabilir. Ben değersiz demiyorum ama benim istediğim ürünü de bulundurmak zorundalar. Bu görevleri de yerine getiremiyorlar. Biz bu göreve geldikten sonra çiftçilerimiz ne istiyorsa onu yapacağız.